Selamlar arkadaşlar. Bugün 4 soruluk bir trigonometri denemesi çözeceğiz beraber. Ama siz de süre tutarak mutlaka çözeceksiniz. Ve sürenizi ve netinizi mutlaka yorumlarda benimle paylaşacaksınız arkadaşlar. Anlaşma bu şekilde. Şimdi soruları birazdan göstereceğim. Siz de zamanı durdurup, zamanı başlatıp soruları çözmeye başlayabilirsiniz. Öncelikle ben tüm soruları size göstereyim. O 4 tane soruyu da göstereceğim. Siz durdurarak onları yaparsınız. Daha sonrasında da benden izlersiniz. Ufak teknik detaylar var. Bakın 4'te 0 da yapabilirsiniz. Sakın moral bozmayın. Önemli olan yeni bir şeyler size katabilmek arkadaşlar. Mühim olan nokta burası. Şimdi birinci sorumuz şu arkadaşlar, bakın birinci sorumuz bu, ikinci sorumuz bu arkadaşlar, siz durdurarak çözebilirsiniz. Üçüncü sorumuz bu arkadaşlar. Şimdi bir de dördüncü soruyu gösterelim. Bunun altında cevap anahtarı vardı. Evet, dördüncü sorumuz da bu. Bu 4 tane soruyu süre tutarak çözebilirsiniz. İdeali 10 dakika diyelim yani. 10 dakikalık sürede bunları çözerseniz gayet güzel olur. Ama dediğim gibi hani hepsinde ufak tefek bir şeyler var. Şimdi biz birinci soruyla başlayalım. Yukarıda verilen çeyrek birim çembere DC doğrusu D noktasında teğet olarak verilmiş. AOC açısının ölçüsü alfa radyan olduğuna göre boyalı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir diyor. Bir kere burayı alfa verdiğinde benim aklıma hemen şu geldi. Buraya kotanjant alfa desem bir şey gelir mi? Pek bir şey gelecek gibi durmuyor arkadaşlar. Bakın bunu teğet olarak verdiğine göre burası 90 derece. Ben şuradan aşağı birdik atarsam eğer, şuradan birdik atarsam, birim çember dediği için bu uzunluk bir birim. Bakın bu uzunluk da bir birim. Dolayısıyla ben şuradaki sarı bölgeyi bulmak için ne yapacağım? Şuradaki arkadaşlar üçgenin alanından şuradaki beyaz daire dilimini çıkartacağım. Yani ne yapacakmışım? Alan AOC'den alan OAB daire dilimini çıkartacakmışım. Benim yapmam gereken şey bu. Şimdi üçgenin alanı, bakın tabanı 1, yüksekliği 1. Burada problem yok. 1 çarpı 1 bölü 2 eksi diyelim. Daire diliminin alanını nasıl bulacağım? Şimdi buraya dikkat edelim. Alfa radyan vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla o radyanı bir dereceye çevirelim. Biz derece cinsinden alanı rahat buluyoruz. Neydi? Radyan bölü pi eşittir derece bölü 180'di, değil mi? Radyanı bize alfa olarak vermiş. Alfa bölü pi eşittir derece bölü 180 diyorum. Demek ki derece neymiş arkadaşlar? 180 çarpı alfa bölü pi'ymiş. Bakın şuradaki açı, yani şuradaki merkez açı artık ne olmuş oldu? 180 çarpı alfa bölü pi olmuş oldu. Şimdi daire diliminin alanını ben nasıl buluyordum? Pi r kare çarpı derece cinsinden açı ölçüsü bölü 360 derece diyordum, değil mi? Şimdi onu bulalım. Pi çarpı r kare. R'sinin 1 olduğunu biliyorum. Açı değerim, alfa dediğim açı değerim burada 180 alfa bölü pi oldu. 180 çarpı alfa bölü pi bölü 360 derece oldu. 180 ile 360 birbirini götürdü arkadaşlar. Buradan ne geldi? 2 geldi. Pi'ler de birbirini götürdü. Bakın buradan alfa bölü 2 geldi. Buradan da 1 bölü 2 geldi. Demek ki cevabımız 1 eksi alfa bölü 2. Yani cevap Adana'dır. Buradaki alfa radyan kilitti arkadaşlar. Bu soruyu bu yüzden paylaşmak istedim. Şimdi gelelim 3. soruya. 3. soruyu nasıl çözebilirim? Bana diyor ki bu ifadenin alabileceği değerlerin kaç tanesi tam sayıdır? Yani kaç tane tam sayı değeri alabilir diyor arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl düşünsek? Bakın sinüs x'e a deyip bunu parabole çevirirsek bazı arkadaşlar parabol gibi düşünüyor. Sıkıntı çıkabiliyor. Çünkü sinüs eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alabiliyor. O yüzden ben burayı tam kare yapmak istiyorum. Bakın sin kare eksi 4 sin. Şuradaki 7 yerine bu 7'yi 4 artı 3 diye düşünsem sin kare eksi 4 sin artı 4 ne oluyor arkadaşlar? Sinüs x eksi 2'nin karesi artı 3 oluyor. Ben bu ifadenin alabileceği tam sayı değerlerini arıyorum. Şimdi ben biliyorum ki sinüs fonksiyonu 1 ile eksi 1 arasında değer alır. Önce 2 çıkartıyorum. Sinüs eksi 2. Eksi 1 ile burası da ne oldu? Eksi 3. Şimdi karesini alıyorum arkadaşlar. Aralıkta 0 olmadığı için karesini direkt alabilirim. Yani sinüs eksi 2'nin karesi 1 ile 9 arasında. Burası 9, burası 1 oldu. Bir de 3 ile toplamamız isteniyor. 3 ile topluyorum. Sin eksi 2'nin karesi artı 3. Burası da ne geldi? 12. Demek ki 4'ten 12'ye kadar bütün değerleri alabilir. 4, 5, 6...
12 dedim. Kaç oldu? 8, 9. Demek ki 9 farklı tam sayı değeri alır diyebiliriz arkadaşlar. Bu soru da bu şekildeydi. Şimdi 4. soruyu çözelim arkadaşlar. 4. soruda bakın sin kare 14, sin kare 76 var. Bir kere ben bunun kos kare 14 olduğunu biliyorum. Yani şuradan ne geldi? 1 geldi. Yani üst taraf şuna dönüştü. 1 artı sinüs 24 artı kosinüs 24'e dönüştü. Benzer şekilde şu da nedir? Sinüs 44'tür. Sin kare 44, kos kare 44, 1 geldi. 1 artı sinüs 24 eksi kosinüs 24 oldu. Soru buna dönüştü. Şimdi ben bu birleri görünce ne yapıyordum? Aklıma yarım açı geliyordu. Yarım açıyla o birlerden kurtulmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden kosinüsün, bakın burada artı 1 olduğu için içinde eksi 1 olan yarım açısını yazacağım. Ne yazacağım arkadaşlar? Şöyle birazcık küçültelim. 1'i aynen yazdım. 1 olarak yazdım. Sinüs 24 şimdilik beklesin. Kosinüs 24 yerine de şunu yazıyorum. 2 tane kos kare 12 eksi 1. Bakın eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. Açı şimdi 12'ye düştüğü için şuradaki 24'ü de 12'ye düşürelim. Yani sinüs içinde 2 sin 12 kos 12 yazmış olalım arkadaşlar. Aynı şeyi aşağıda yapalım. 1 var ama burası eksi bakın. Eksi kosinüs 24. Kosinüs 24 yerine 1 eksi 2 tane sin kare 12 yazıyorum. Birler birbirini götürüyor. Sinüs yerine de gene aynı şekilde yarım açısını yazmış olalım. Birler birbirine gene götürdü ama buradan artı geldi arkadaşlar. Şimdi şu ikisini 2 tane kosinüs 12 parantezine alırsam yukarıda bakın şurada ne kaldı? Sin 12 kaldı. Artı burada bir tane daha kos 12 kaldı. Bölü diyelim şimdi. Aşağıdaki ifadeye dikkat edin arkadaşlar. Şu ikisinin 2 tane sinüs 12'lerin ortak olduğunu görelim. 2 sin 12 parantezine alınca burada kos 12 kaldı. Artı bu tarafta da bir tane daha sin 12 kaldı değil mi? Bakın şunlar birbirini götürdü. İkiler de götürdü. Kos 12 bölü sin 12'den cevap ne geldi? Kotanjant 12 geldi. 5. sorunun cevabı da Bursa'ydı. Şimdi de son soruyu beraber düşünelim. Son soruda biraz da işlemlerle uğraşacağız arkadaşlar. Bakın düzgün altıgen demiş. MNFK kare demiş. 70 derece NTTF'ye eşit ve AFK üçgeninin alanı 4 tane kosinüs 20 demiş. Karenin alanı isteniyor bizden. Şimdi şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 dereceydi. Burası da 90 derece. Dolayısıyla şuraya kaç kaldı? 80 derece kaldı. Şimdi düzgün altıgenin bir kenarına A desem, şuradaki TF uzunluğuna da B desem arkadaşlar, ben buradan kosinüs 80'i yazabilirim. Bakın kosinüs 80 ne olmuş oldu? B bölü A olmuş oldu. B bölü A. Demek ki B dediğim şey A tane kosinüs 80 derece olmuş oldu. Burası da B. Demek ki ben artık karenin bir kenarını bulmuş oldum. Bakın burası 2B'ydi. Dolayısıyla bunun iki katı yani 2A tane kosinüs 80'dir diyebilirim. Ben şimdi bu kenarın da A olduğunu biliyorum. Dolayısıyla aradaki açıyı da bildiğim için ben bunu sinüslü alan formülünden alana dökebilirim. Bu sarı üçgenin alanı ne oldu? 1 bölü 2. Bu kenar çarpı bu kenar çarpı aradaki açının sinüsü. Yani 1 bölü 2 A çarpı 2A çarpı kosinüs 80 çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs ne çıktı? 70'ti o da. Sinüs 70. Bakın bunu bize 4 tane kosinüs 20 olarak vermişti. 4 tane kosinüs 20. Sinüs 70 ile kosinüs 20 birbirine eşittir. Dolayısıyla şuradaki ikiler de birbirini götürdü. Buradan ne geldi? A kare tane kosinüs 80 eşittir 4 geldi. Bakın bunu elde etmiş oldum. Ben şimdi neyi arıyordum? Karenin alanını arıyordum. Bakın karenin bir kenarı buydu. Şimdi bunun karesini alıyorum. Yani 2a çarpı kosinüs 80'in karesini alırsam benim aradığım şey 4a kare kos kare 80. Bakın ben a kare kos kare 80'i a kare kos 80'i biliyorum. O yüzden bunu şöyle ayırıyorum. A kare kos 80 diyorum. Şu ifadeyi böyle ayırıyorum. A kare kos 80. Bakın 4'ü almadım ve bir tane daha kos 80 var. Şimdi a kare kos 80'in 4 olduğunu biliyorum. 4 çarpı 4 çarpı kos 80 oldu
arkadaşlar. Yani ne olmuş oldu? 16 tane cos 80 oldu cevabımız. Şıkları vermemiş öyle. Cos 80 yerine de sinüs 10 yazabilirim. Dolayısıyla cevap Adana diyebiliriz. 4 güzel soru çözdük arkadaşlar. Bu şekilde eğer sizden güzel yorumlar alırsam, bakın çözdüğünüzü hissedersem, verdiğim emeğin karşılığını aldığımı hissedersem, hasta hasta ben bunları yapmaya çalışıyorum şu anda. Katkımız olsun diye. Eğer bunu bana hissettirebilirseniz bunların devamını getirmeye çalışacağım inşallah. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.